Canlı bağlanalım mı Tahir Bey'e? Müsait misin? Bir iki şey soracağız sana. Arkadaşlarımız da duysun. Doğru, dekontlar da geldi bana. Tamam abi. Mutabık mıyız abi? Peki. Görüşürüz başkan. Aydınlandın mı? Arkadaşlar şöyle bir şey var. Şubat ayında kurallar çekilecek dediler. Hani Aralık'ta dediler, Şubat'a ertelediler. Keşke Aralık'ta dükkanların kuralları çekilseydi. Çünkü 2023 yılı pozlarına göre fiyatlar belirlenecekti. Şimdi 2024'de kalınca bu. Hani ben TOKİ'nin kurayı ne zaman çekeceğini bilmiyorum. Komisyona havale etmekte bir şeyimiz yok. Benim açımdan bir sıkıntı yok ama bu arada TOKİ kurayı çekerse veya çekmeye kalkarsa diyecek ki belediyenin yeri var, o yüzden çekemedim kurayı demesin diye getirdik ve buradan geçirmeye çalışıyorum. Peki komisyona havalesini mi istiyorsunuz? Yani komisyona havale edilmezse biz retoyu kullanacağız diyorsunuz. Tamam. O zaman odayla istişare yaptık. Odayla istişare yapmadık diyen, sana diyen yalan söylemiş. Tahir Gayret Beyefendi ve ekip buraya geldi. Sonra biz kendisine iadeye ziyarette bulunduk. Bu konuyu geçen yıldan bu yana konuşuyoruz. Hatta devir konusunda bir sıkıntı olacaktı. Allah'tan parayı BESOP yatırmış. Dekontlarını falan getirdi arkadaşlarımız. Hani biz kamulaştırdığımız bir yeri BESOP'a nasıl vereceğiz diye kara kara düşünüyoruz biz bir iki senedir. Sonra baktık ki biz kamulaştırma kararı almışız ama parayı BESOP yatırmış. Doğru mu Naim Bey? Dekontlarını da getirdiler. Ondan sonra dedi ki tamam bu şartlarda verebiliriz. Ama benim endişem şuydu Fatih Bey. Şubat ayında kura çekilecek deniyor ya. Bir sonraki toplantımız 8 Şubat'ta. Bu arada TOKİ kura çekmeyi şundan dolayı ertelerse ben ona üzülürüm. Yani işte Bolu Belediyesi kendi uhdesinde olan yerlere BESOP'a devretmemiş. Bundan dolayı ben kurayı çekemiyorum gibi bir bahaneyle zaten seçim öncesinde kura çekeceğini ve fiyatları açıklayacağını düşünmüyorum. Ama velev ki böyle bir şey yaparsa top belediye meclisinin üstünde kalmasın diye bunu getirmiştim. Ama arzu ediyorsanız Plan Bütçe Komisyonu'na ve İmar Şehircilik Komisyonu'na ortak olarak sevk edelim. Buyurun. Canlı bağlanalım mı Tahir Bey'e? Hayır, bu arada şimdi 3 Şubat'ta kura çekeceğiz dedi. Ne yapacaksın? O zamanlar arkadaşlar ben komisyona havale etmekten kaçmıyorum. Arkadaşlar Tahir Bey'in numarası kimde var? Naim Bey var mı sende? Hayır, Tahir Bey'i bir arar mısınız? Ben de eski numarası kayıtlı da numarasını değiştirmiş. Ha? Bir arayabilir miyiz İbrahim? Ver istersen mikrofonu da tutacağım. Yani benim bir hatam varsa ortaya çıksın. Tahir abi. Abi, Tanju Özcan ben belediye başkanı. İbrahim'in numarasını aradık. Meclis toplantısındayız. Müsait misin? Bir iki şey soracağız sana. Arkadaşlarımız da duysun. Şimdi sen bana şunu söylemiştin. Aralık ayında kura çekilecek TOKİ tarafından Şubat'a bırakıldı demiştin değil mi? Aynen. Biz bunları seninle istişare ettik. Şu an gündemimizde ne var biliyor musun? Hani şu mevcut dükkanların olduğu yerde belediyenin bir payı var ya, parasını sizin ödediğiniz ama belediye adına kamulaştırılmış. Yani biz burada istişare ettik değil mi? Size devredeceğiz de onun kararını almaya çalışıyoruz. Sevgili başkanım, malum bizim sizden talep ettiğimiz iki yer var. Birisi parasını ödediğimiz, bir de sizin parasını ödediğiniz bize geçmesi gereken yer. Tamam. Bizim şu anda görüştüğümüz sizin parasını ödediğiniz yer. Doğrudur Sayın Başkanım. Bu konuyu istişare ettik değil mi sizinle? Ettik tabii, aynen ettik tabii. Biz de buranın devri konusunda encümene yetki verilmesi noktasında konuşuyoruz ama bir belediye meclisiyemiz odayla istişare etmemişsiniz dedi. Ettik Hayır, mi biz bu konuyu? Biz de bu konuyu enine boyuna sizinle görüştük, hepsini görüştük biz. Anlattık hepsini. Abi de teşekkür ediyorum o zaman. Bir herhalde yanlış bilgilenme olmuş. Kendine iyi bak. Ben bütün konuyu anlattım. Siz de sordunuz bana. Hatta daha önce size bunun yanlış bilgi verildiğini söylediniz. Biz de detaylarını tamamen anlattık. Sizinle her türlü... Doğru, ben paranın bizim tarafına ödendiğimiz, bizim tarafımızdan ödendiğini zannediyordum ama siz ödemişsiniz biz parayı. Ödedik, doğrudur.
Doğru, dekontlar da geldi bana. Tamam abi. Mutabık mıyız abi? Peki. Görüşürüz başkan. Aydınlandın mı? Geçen hafta görüştük. En son. Bak, sevgili Fatih, benim başbuğum Mustafa Kemal Atatürk. Bizde yalan, riya falan yok. İşte kendini duydun, canlı yayında aradım. Kendi söyledi, ben söylemedim. İstişare ettik mi? Şimdi komisyonu havale edelim mi, etmeyelim mi? He? Evet, bence de yok. Çünkü adam kendisi söylüyor. Tahir Bey değil miydi İbrahim aradığın kardeşim? Tahir Bey'di. O zaman oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, etmeyen yok. Belediye AK Partili, MHP'li ve İşçi Partili belediye meclis üyesinin çekimsel oyuna karşı oy çokluğuyla kabul edilmişti. Efendim? Tamam, İşçi Parti değil misin? Zafer Partisi, düzeltiyorum. Zafer Partili belediye meclis üyesinin çekimsel oyuna karşı oy çokluğuyla kabul edilmiştir. D. İlimiz Merkez İlçesi Alpuhut Bey Mahallesi, Ressam Orhan Ersoy Sokak, Belgin Özer Sokak ve 4031 Sokak arasında bulunan nilüfer çeşitlerinin yer aldığı havuzlar ve resim yapmak, sergilemek gibi çeşitli sanatsal aktivitelerin yapılabilmesi için düzenlenmiş olan parka Nilüfer ve Sanat Parkı ismi verilmesi konusunun görüşülmesi. Arkadaşlar, bu bizim Nilüfer Parkımız. Eski dönemde açılmıştı, 2018 yılında. Hibeyle bize geçmişti. Rahmetli Belgin Özer hibe etmişti. Parkın adı Nilüfer Parkı tabelasında ama resmi ismi yok. İsterseniz bunu komisyona havale etmeden oylayabiliriz. Herhalde bir itiraz yoktur. Zaten Nilüfer Parkı yazıyor. Ama resmi olarak bu isim konulmamış. Muhtemelen atlandı yani. Kötü niyet aramıyorum burada. Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyen yok. Bu konu komisyona havale edilmeden oy birliğiyle kabul edilmiştir. Rahmetli Belgin abimizi rahmetle anıyorum. Meral ablamıza da sağlık, sıhhat, huzur diliyorum. İlimiz Merkez İlçesi Kılıcaslan Mahallesi, 158 sokak ve 165 sokak adresinde bulunan ve masal kahramanlarının yer aldığı parka Masal Park ismi verilmesi konusunun görüşülmesi. Arkadaşlar, bu da aynı. Masal Park olarak yapılmış 2017 veya 2018'de ama ismi konulmamış. Kapıda Masal Park tabelası var. Bunu da resmileştirmek istiyoruz. İsmini değiştirmeden aynı şekilde. Çocuklarımızın çok rağbet ettiği, bizim de sosyal tesisimizin bulunduğu bir park burası. Uygun mudur? Oylarınıza sunayım mı arkadaşlar? Uğur Bey, Mustafa Bey. Tamam. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyen yok. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyona havale edilmeksizin.